Genel sağlık sigortası 1 Ocak 2012 itibariyle başladı. Bundan sonra 18 yaşın üzerindeki herkesten sağlık sigortası primi kesilecek. Eğer 18 yaşın üzerindeki kişi lisede öğrenim görüyorsa 20, üniversite eğitimi alıyorsa 25 yaşına kadar primleri devlet tarafından karşılanacak. Ancak bu kişi öğrenim görmüyorsa o zaman sağlık sigortası primi ödeyerek hastanelerden sağlık hizmeti almak zorunda kalacak. Buna göre önce 18 yaşın üzerindeki kişinin yaşadığı ailenin aylık toplam gelirine bakılacak. Ailenin toplam geliri ailedeki fert sayısına bölünerek kişi başına düşen aylık gelir bulunacak. Ailede birey başına düşen aylık gelir brüt asgari ücretin 1/3'ünden fazla ise 18 yaşından büyük her birey için genel sağlık sigortası primi ödenecek. Genel sağlık sigortası kapsamında 35 TL ile 212 TL arasında prim ödeme zorunluluğu getirilmesiyle ilişkin Türkiye Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcısı Seyit Ali Kaplan açıklama yaptı. Türkiye Eğitim Sen Genel Başkan Yardımcısı Seyit Ali Kaplan yaptığı açıklamada, yıllardır uygulanan yanlış politikaların bedelinin yine memurlara, dar ve sabit gelirlilere ödetildiğini belirtti. Türkiye Eğitim Sen olarak uyarıyoruz. Önümüzde son derece zorlu bir süreç var. Türkiye'nin ekonomik dengelerini alt üst edenler acı reçeteyi sürekli memur, işçi, çiftçi, emekli, dul, yetim, küçük esnaf ve işsizler gibi dar ve sabit gelirlilere çıkartıyor. Bizler sonuna kadar bu tür uygulamaların karşısında olmaya ve bütün azmimizle haksızlıklara, hak gasplarına ve kazanılmış haklarımızın elimizden alınmasına karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Başarı siz değerli vatandaşlarımızın durduğu yere ve verdiği desteğe göre şekillenecektir dedi.